memleketime giderken yollarda seferi oluyor muyuz diye sormuş hocam. Evet, şimdi öncelikle bu seferilik konusuna geçmeden önce Rabbim inşallah sorulan sorularla beraber konuları güzel anlayabilmeyi, güzel kavrayabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Evet hocam. Şimdi gerçekten geçen hafta başlamıştık bu konuya ve yetiştirememiştik. Çok yoğun bir şey vardı, sorular vardı. Tabii ki seferilik önemli bir konu, detaylı bir konu. Yani sorulması gereken, araştırması gereken bir konu. Bunu güzel anlayıp güzel idrak etmek lazım ki böyle bir şey Evet hocam. başımıza geldiği zaman olayı ne yapabilirim? Güzel bir şekilde tatbik edebilirim. Şimdi bu Yani biz Müslümanlar kardeşimizin olarak hocam, seferilik devamlı başımıza gelebilecek tabi bir tabi konu. tabi tabi Devamlı bunu. sonuçta yolculuk demektir, Evet. misafirlik demektir, seyahat etmek demektir. Şimdi ben bu kardeşimizin sorusuna geçmeden önce, şimdi biliyorsunuz ki dinimiz kolaylıktan ibaret. Yani dinimiz, hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam dini ancak kolaylıktan ibarettir. Yani Rabbimiz bize mükellefler olarak, sorumlu kullar olarak bir şey yüklerken bizim kaldıramayacağımız, bizim ne bileyim üzerinden altından çıkamayacağımız bir şeyle sorumlu kılmamış yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinde buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kul diyor kendisine yüklenilen sorumluluktan daha fazla bir şey yapayım derse o din ona galip gelir diyor yani. Ya bu şu demektir yani. Kolaylık ne? Sana ne söyleniliyor? Yani zor durumda kaldığın zamanlarda, zor durumlarda ne kolaylık sana? Sen onu yap yani. Ya sen bir kulsun, beşersin. Mevla Teala senin nerenin zayıf olduğunu, hangi konularda zorlandığını biliyor. Dolayısıyla ne yapacaksın yani? Bize yapılan bu verilen bu vazifeler gerçekten kolaydır. Dinimiz bizim zorlanabileceğimiz, bizim yapamayacağımız şey bizlere zaten teklif etmemiştir. İşte seferilik de bunlardan bir tanesidir yani. Ama çok konuşulan bir mesele olmadığı için, çok anlatılan bir mesele veya çok bilinen bir mesele olmadığı için bunu böyle insanların iyi dinlemesi lazım, iyi idrak etmesi lazım. Bu sorularla beraber de bu konuyu Evet. zaten işlemiş oluyoruz. Şimdi kardeşimizin sormuş olduğu soru ne demişti mesela? Yollardayken, Evet öyle mi? hocam. Sorum şu demiş hocam. Memleketime giderken yollarda seferi oluyor muyum? Diyelim ki bu Evet. işte buradan. Şimdi diyelim ki bir kardeşimiz buradan oturmuş olduğu yerden memleketine seyahate çıkıyor. Bu yollardaki durum ister gitmiş olduğu yerde seferi olsun veya olmasın. Yani ister gittiği yerde de seferi namazlarına devam etsin. Zaten böyle olursa yollarda da gittiği yerde de dönüşte de hep seferi olacaktır. Buradaki soru şu. Yani gittiği yerde seferi olmayıp çıktığı yerle aradaki yollarda seferi oluyor mu? Seferi oluyor yani. Bunu da Evet özellikle hocam. dikkat edelim. Yani aradaki yollarda her ne kadar çıkmış olduğu memleketinde gittiği yerde belki seferi olmayacaktır ama aradaki gidiş ve dönüş yollarında ne olacak? Seferi olmuş olacak. Dolayısıyla namazlarımızı ne yapmış olacağız? Seyahat esnasındayken farz olan namazlarımızı iki rekata düşürüp namazlarımızı bu şekilde ne yapmış olacağız? Kılmış Sünnetler de olacağız. değil ama değil mi hocam? Sünnetler de değil. Sünnetler aynen bir şey yaptığımız gibi. Kaç rekatsa sünnetleri kılmış olacağız Evet, yani. farz namazlarımızı iki rekat Farz olarak kılıyoruz hocam. namazlarımızı iki rekat kılmış olacağız. Yani kısacası demek ki yol esnasında ister gidişte ister dönüşte seferiyiz yani. Seferiyiz hocam. Evet. Peki şöyle hocam, şimdi 90 kilometreyi geçtikten sonra seferi oluyoruz hocam. Evet. Diyelim ki ben yola çıkalı daha 10 kilometre olmuş hocam. Onu şöyle söylemiştik. Geçen hafta da bunu bir izah etmiştik. Şimdi diyelim ki zaten bir insanın seferi olabilmesi için fıkıhta şu ifade geçer. Oturmuş olduğu şehrin son evleri geçinceye kadar yani şehre bitişik olan evleri geçinceye kadar seferilik hükmü ne yapmamış olur? Başlamamış olur. Zaten bu da takriben işte yürüyüşüyle işte 3 günlük bir mesafe saat olarak 18 saat demiştik. Kilometre olarak da 90 kilometre demiştik. Kısacası yani 90, bu çıkmış olduğu yerden 90 kilometreden sonra seferilik başlıyor. Evet Yani hocam. 10 kilometre ne olmuş olacak o zaman? Seferi olmamış olacak yani. Evet hocam. Yani 90 kilometreden sonra seferilik başladığından dolayı o kilometreyi bas almak lazım. Evet Onu hocam. unutmamak lazım. Yani şimdi ben yola çıktıktan sonra 15 kilometre sonra eğer bu Ezan duraklama okundu. yaparsam, ezan Evet. okundu, namaza durduğum zaman seferi olarak kalıyorum Artık hocam. daha seferi hükmü başlamamıştır. Çünkü diye seferilik mesafesine ulaşmadığından dolayı Evet hocam. ne olmamış olacak? Daha seferilik hükmü başlamamış oluyor Evet yani. hocam. 90 kilometreden sonra başlıyor yani. 90 kilometreden sonra seferlik hükmü Evet. başlıyor hocam.